Öyle bir kişinin Hayır, hadi diyelim. Seçilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş bir belediye başkanına öyle bir cüretkar hiç kimsenin haddine değil. Tamam. Ben yine de diyelim ki hadi diyelim öyle yaptı. Türkiye'deki milyonlarca kadın hakkında o sözleri söylemeye asla cüret edememesi gerekir. Evet. Ne biçim laflar onlar? Vay efendim, siz kadınlarınızın ne halde olduğunu biliyor musunuz vesaire şu bu. Şimdi gerçi ondan sonra özür dilemiş, işte ben öyle saçmaladım falan demiş. Bakın Süleyman Soylu bugün nasıl bir vatandaşla diyaloğa girmiş. Suriye'de gösterdiler. Ona da cevabım var. Bakalım bayram ziyaretlerine gidiyorlar. Öyle değil, ben gönderiyorum. Sebebini de anlatıyorum. Evet. 1 milyon insan orada şehit oldu Suriye'de. Bir daha söyleyeyim mi? 1 milyon. Bakın 1 milyon. Sayın Bakanım, hepimiz... Senin de şehitlerim var, her gün geliyor. Bir saniye. Biz öleceğimiz onlar ölsün. Bak kardeş, öyle değil. Bana sor. Sen kendin değerlendirme yapacaksın, bana sor. Askerim, polisim öleceğim, onlar ölsün. Biz niye Afrin'deyiz? Mecbur mu özürlüyoruz? Nargile keyfi yapıyorlar bakalım. Biz niye Afrin'deyiz bugün? Evet. Şimdi buradan bizim gördüğümüz, tabii ki bu konuşmanın tamamına da bakmak lazım ama gördüğünüz manzara çok net şunu ifade ediyor. Süleyman Soylu en azından burada konuştuğu kişiye bu meseleyi izah etmekte zorlanıyor. Çünkü bu meseleyi gerçekten kamuoyuna izah etmek zor duruma gelmeye başladı. Murat Ağırel söyledi. Yani bundan endişe duyduğunuzu açıkladığınızda da bir takım çevreler direkt ırkçılıkla suçluyor. Evet, ırkçılık yapanlar vardır ama hani ırkçılık, hiç ırkçılık niyeti olmayan milyonlarca insanın da bu konudan endişesi var, öyle değil mi Yasa İkmur? Yani... Ya şimdi şöyle bir durum var. Benim milli gelirim Avrupa Birliği'nde bir Almanya değil, bir İsviçre değil. Onlar kabul etmezken parayı vereyim, bedeli mukabilinde sen bak. Bu bana 3. Dünya ülkesi muamelesi yapılması demek. Ve ben bunu para karşılığı burayı açık huzurevi yapıyorum. Böyle bir olay yok. İkincisi Suriye ile ilgili biz başka bir hesap yaptık, duvara tosladık. Orada bir tampon bölge oluşması için ve uluslararası güçlerin Suriye müdahalesi için bu mülteci krizini biz tahrik ettik. Daha mülteciler yola çıkmadan biz burada mülteci kampları yaptık. Açın o gazeteleri kronolojik olarak inceleyin. İlk mülteci kafilesi geldiğinde de neredeyse davul zurna çalacaktık. Geldiler. Hesabımız şuydu. O dönemki Dışişleri Bakanlığı'nın 1 milyon mülteci gelirse biz buraya müdahaleyi, uçuşa yasak bölgeyi ve Suriye içinde bir tampon bölgeyi kabul ettirebiliriz. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Kaldı mülteciler benim başıma. Anadolu'da bir laf vardır. Boş verin o. Kötü bir laf değildi ya. Ben artık her türlü metafordan, atasözünden, değişten korktuğum için. Yok ya. Tamah ettim bana, kızı verdim lala. Lal öldü, kız kaldı başıma bela. Ya işte tamam. Bakın bu sözlerin hepsi tehlikeli. Boş verin. Tehlike değil neyse de esprili. Şimdi biz orada tampon bölge oluşturalım derken içeride bir tampon bölge oluştu. İçeride de tampon bölge bir süre sonra patladı. Türkiye'nin bütün vilayetlerine yayıldı. Şimdi bunlar henüz daha mülteci bile değil. Sığınmacı, geçici misafir konumunda. Bunlara belli bir bölgede bir yaşam alanı, barınma alanı koyarsın. Hatta kayıt altına alırsın. Çalışabilirler de bulundukları şehirlerde ama benim canım esti, ben hadi bir Edirne'ye gideyim. Artvin'in de güzel coğrafyası varmış, hadi bir de oraya gideyim. Madem parasını alıyorsan o belli bölgede bunları tutmak zorundasın. Kayıt altına alırsın. İş bulan çalışır. Çocukları entegre etmek için onların okula ihtiyacı var. Biz bunları hurra sürelim demiyoruz. Ama bu özendirici tavırdan vazgeçmemiz lazım. İdlib'de o çözümsüzlüğü dayatıyorsun ve hatırlayın geçen yıl kamyon bir de protesto ediyorlar kapıları açmadığımız için. Şimdi bir de Afganlar geliyor. Şimdi bizim romantik hümanist arkadaşlarımız şöyle diyor. Çaresizlikten geliyorlar. Ya ben keyiflerinden geliyor demiyorum. Fakat şöyle bir durum var. Ben peşaver mi olayım kardeşim? Pakistan'ın hali ortada. Afganistan'daki çatışmalarını oraya taşıdılar. Aynısı yarın Türkiye'de olacak. Üçüncüsü dediğiniz gibi aile gelmiyor. Henüz tepelerine bomba yağmış değil. Genç erkekler geliyor. Ayrıca da ABD'nin çekilme kararından önce gelmeye başladılar kafileler halinde. Şimdi ben dünyanın ağası mıyım ya? Bütün öksüzlere, yetimlere, evsizlere, barksızlara sahip çıkmak benim gücümü aşar. E hadi o zaman bizim sokakta kalmış insanları da kendi evimize alalım o zaman. Alamıyoruz. Niye? Ya ben nasıl bakayım diyoruz. E ülke olarak nasıl bakacağız? Peki. Üstelik de Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçenlerde ortaya koyduğu iddia çok ciddiyken. Ben bir iddiam yani bunun var. Evet. Erdoğan'ın Biden'la baş başa görüşmesindeki bir pazarlıkla. Zaten ortaya... vardı. Bu onu çoğalttı. Hı-hı. Daha kafilerane. Bir de bir şunu söyleyeyim. İstanbul seçimlerini AKP'nin kaybetmesinde en büyük özellikle varoşlarda, daha önce hakim olduğu varoşlarda kaybetmesinin nedeni bu Suriyeli sığınmacılar olduğunu söyleyebilirim. Peki. Murat, YouTube bu arada Süleyman Soylu'nun da sunacaklarımız görüntüsü, ben yanlış söyledim. Bugüne değil, düne ait. Murat Ağırel, Ruşen Takva ile mi yayın yaptın YouTube'da? Evet. O ne anlattı? Ruşen Takva çok önemli tespitler yapıyor ve orada da olayları an be an aktarıyor. Dün YouTube kanalımda ben onunla bir mülakat gerçekleştirdim. O da şöyle söyledi ki bence röportajın içerisindeki en önemli kısımlardan biri, Amerika Birleşik Devletleri mevcut Afganlarla ilgili bir yeterlilik sınavı yapıyor dedi. Bu yaptığı yeterlilik sınavında geçenler ABD'ye alınıyor. Geçemeyenler ne oluyor Ruşen dedim, Türkiye'ye geliyor dedi. Ve bununla ilgili daha önce de Avrupa Birliği'nin bazı kriterleri olduğunu ve bu kriterlere uyan Suriyeli ve Afganları aldıklarını, ki liyakat olarak üst kesimdeki insanları aldığını, diğerlerinin ise Türkiye'de kaldığını açıklamışlardı. Şimdi aynısını Afganlarda da görüyoruz. Ve diğerleri bize geliyor. Ve bununla ilgili de şöyle bir soru sordum. Şimdi gelen 3000 kilometre yol yürüyor bu adamlar. 24-25 gün. İmkansız bir şey. Siz mesela biz hepimiz çıkalım buradan. Fazla değil, 7-8 kilometre ya da 10 kilometre, 20 kilometre. Eminönü'ne gidene kadar ayakkabımızın ve kıyafetimizin ne hale geleceğini düşünebiliyor musunuz ki? Dağ, bayır aşarak gelen insanlardan. Bu insanlar neden bu kadar bakımlı, ayakkabıları düzgün, kıyafetleri düzgün, inanılmaz yanlarında dinçler. Yanlarında bir filesi bile yok. Yanlarında hiçbir kıyafet yok, sadece var. İşte neden aileleriyle gelmiyorlar, eşleriyle gelmiyorlar diye sordum. O da şunu söyledi, bunların aktarım merkezleri var. Zaten bilerek orada tutuluyor, temizleniyor, bakımları yapılıyor. Rahat rahat geliyorlar diyor. Duvarlar yapılmıştı, bu duvarlar ne oldu? Buralar engellemiyor mu ki onu çoktan açmışlar. Açılan hendekler dolduruldu. O duvarların üstünden de atlıyorlar artık. Normal yoldan geçer gibi geçiyorlar ve çok büyük bir mesafe açığı kaldı. Oradan istedikleri gibi rota değiştirdiklerini, aynı bir araştırmacı, gazeteci gibi nerelerde haber çıktığını, nerelerin boşluk olduğunu bilip oralardan artık adam aktardığını aktardı ve geçişlerin devam edip etmeyeceğini sordum. Zaten günde dedi binlerce insan geçiyor dedi. Bir de benim merak ettiğim bir şey var. Bugün dikkatimi çekti. Sürekli akşam ve sabah E5'in ortasında o otobanda yürüme gibi bir adetleri var. Neden öyle yaparlar onu anlamış değilim. Değil mi? Afgan sığınmacılar mı? Yani çok olan bir şey. Yani kente yabancı olan kişiler o bir yerden karşıya geçerler ve